Ellerimden bir yorgunluk taşıyor. Gönlüm uçurtma uçuruyor ufuklardan öte geçerek. Sanki gözlerim uyuşuyor yapacaklar birikince zihnimde. Uçurtma ufukları geçtikçe bedenim tembelliğe daha bir güçlü sarılıyor. Sessiz akşamlardan yorgun sabahlara bitmeyecek ağırlık, tembellik diye söyleniyor. Elimden tutup kaldıracak bir yardım pırıltısıysa ufuklardan gelecek bir çağrıya bakıyor. İyi akşamlar Kitap Okuyorum izleyenleri. Bir Kitap Okuyorum programında daha sizlerle beraber olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu akşam sizlerle tembellik üzerine arkadaşlarım Halil İbrahim, Kenan ve Haluk'la tembellik üzerine konuşacağız. Biraz tembellik nedir, ne değildir? Tembel olmak bir yerde insanın hakkı mıdır? Yoksa çalışmanın övüldüğü bir dünyada tembelliğin yeri nedir, ne değildir? Bunların üzerinde fikir teakisinde bulunacağız. Ben hemen Halil İbrahim kardeşimle başlamak istiyorum. Tembellik nedir, neler söylenebilir tembellik hakkında? Şimdi tabii tembelliğin önce her zaman yaptığımız gibi biraz etimolojik veya tembelliğin direkt işte sözlükteki manalarına biraz değinmek gerekebilir. Tembellik dediğimizde öncesinde şunu da söyleyelim. Yani bizde acaba ıstılahi mefhum derler ya, yani yaşadıklarımızla ortaya çıkan öğrendiğimiz tembellik nedir? Ne zaman öğrendik tembelliği? Hemen burada ilk aklıma işte ilkokul sıralarında daha birinci sınıftayken bizde oluşan kavram geliyor, tembellik kavramı. Tembellik işte zıttı da çalışkanlık. İşte çalışmayan derslerinde not sistemine göre başarı yakalayamamış öğrenciler için tembel tanımlaması yapılırken, işte diğerler için çalışkan, tembeller sırası, tembel terazi, tembel teneke gibi çeşitli kavramlar. Tembel sözlüklerde genelde çalışmamak gibi tanımlansa, iş görmemek, çaba göstermemek, ki çaba hakikaten çok değer verdiğimiz bir ifade. Özellikle İslami literatürde ele aldığımızda, yani cehd etmek, cehdi sanki mücadeleymiş gibi tanımlıyorlar ama mücadele değil, mücahede. Yani mücadele biraz böyle cidalleşme, kavga etmeyi, devamlı istemeyi çağrıştırıyor sanki. Cehd etmekse çaba göstermek gibi bir manası var. Tabii tembelliği tanımlayabilmek için bir de zıttına bakmak lazım. Tembelliğin zıttı nedir? İşte say yine bunlardan bir tanesi, işte kazanma bunlardan bir tanesi. Şimdi bir bütün olarak ele aldığımızda da şunu görüyoruz aslında. Tembellik insanı Cenab-ı Allah işte çeşitli donanımlarla yaratmış ve dünyada çeşitli vazifeleri var. İşte maişetini karşılamak gibi vazifeleri var. İnsan maişetini karşılamak için mücadele etmezse, mücadele doğru olmadı, mücahede etmezse, dolayısıyla adaleti ayakta tutmamış olacak. Bir adalet problemi ortaya çıkıyor. Ve bu diğer çalışan insanların tembeller içinde çalışması manasına geliyor. Yani direkt tembelliği ilk girizgah olarak bu tür bir tanımlama yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani çalışmamanın adaletsizlik getirdiğini, çalışması gereken herkesin çalışmadığından dolayı ortaya çıkan bir eşitsizlikle mi ilişkilendirerek söylüyorsun? Şimdi bir insan çalışmadığı zaman, yani başkaları onun yerine çalışmış olacaklar. Bu evet. Fazla çalışma, yani fazla süre olarak fazla çalışma değil belki ama yoğunluk olarak belki fazla çalışma bir olarak da tanımlanabilir. Bir hikaye anlatayım ister misiniz? Bir gün bir ayakkabı zanaatkarı kendi dükkanında ayakkabısını üretiyor. Zamanla sistem gelişiyor. İşte ürettiği ayakkabıların maliyetini yükseliyor ve artık rekabet edemez duruma geliyor. Ve dükkanını kapatıp bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlıyor. Yine ayakkabı fabrikasında. Kendi dükkanındayken günde 6 saat çalışıp geçimini sağlayabiliyorken orada 12 saat çalışıyor ve aynı maaş alıyor. Bir gün artık tak ediyor. Patronuna gidiyor ve diyor ki ya diyor, affedersiniz diyor, sizinle biraz konuşabilir miyim? Buyur diyor. İşte ben günde 12 saat çalışıyorum ama eskiden işimi tek başıma yaparken, 6 saat çalışırken karnımı doyurabiliyordum. Şimdi 12 saatte yine aynı çalışma, aynı ücreti alıyorum ve bundan dolayı rahatsızım diyor. Patronun verdiği cevap çok, nasıl diyeyim, manevi. İronik. Diyor ki,
6 saat için, 6 saat tamam çalışabilirsin diyor. Ama bir 6 saatte senin yerine çalışacak birini bulursan o zaman izin veririm diyor. Yani evet. Burada aslında bence katılıyorum ben. Çalışmayan kesimlerin yükünü başkaları çalışarak dolduruyor. İhsan Oktay Anar'ın Galis Kahramanı'ndan bir pasaj evet. sundum. Bunu da hakkını teslim ederek evet, söylemek lazım. Ben hatırlayamamıştım. İhsan Oktay Bey'e itiraz edeyim mi şuradan? yani bu anlattığın hikaye aslında hani küçük esnafın ölmesi, köylülüğün, işte küçük üretimin bitmesi, yani küçük ve kendine yeterli üretimin yerini fabrikaların, kitle üretiminin, makinalaşmanın aldığı, iş çalışma sürelerinin uzadığı bir süreçle ilgili çok hani tipik bir durum. Burada aslında yani patronu haklı gösterdik sanki gibime geldi burada. Ama aslında yok, ortada bir başka bir mekanizma var. İhsan Oktay Anar kitabında aslında patronu yeriyor da evet, hatta şöyle bir durum ortaya çıkartıyor. Diyor ki şirket kelimesini işte mesela nedir? 6 saat çalıştığı zaman ne olacaktı? Kendi işinde kendi kendinin patronu olacaktı. Fakat şimdi onun işinde çalışarak bir yerde gönüllü bir köleliğe, 6 saatlik gönüllü bir köleliğe mahkum ediliyor burada. Hmm. Bu 6 saatin gönüllü köleliğine işte kölelik biliyorsun Arapçada abd demek. Evet. Şimdi ne olmuş oluyor böylece? Adam Abdullah iken, Allah'ın kuluyken Abdü Abdullah oluyor yani. Allah'ın kulunun kulu oluyor. Şirket de bu demektir. İşte Allah'a şirk koşmaktır diye oraya bir bağlıyor insan. Evet, güzel bir şeydi o. Ama hikayeydi. Örnek önemli. Şimdi şunu söyleyeceğim. Açıkçası onun döneminde hani o tek başına üretim yaparken aslında nasıl diyeyim fazla bir üretim derdinde değildi. Yani insanların ihtiyaçları kadar üretim yapılmış oluyordu. Yani bugünkü sorunumuz biraz işte fazla üretim. Hani bugün çöpe giden bir sürü mal var. Bunları daha sonra ayrıntılı da tekrar tartışırız. Konuyu çok ileriye doğru atmak şimdi istemiyorum. Şimdi tabii tembellik her ne kadar biz tanımlarken veya adaletsizlikten bahsederken başkalarının işte tembellerin, çalışkanların tembellerin yerine de çalışması gibi bir şey söyledik tamam. Ama bu belki bizim düşüncemizde böyledir. Tembelliği biz tanımlıyoruz. Evet. Ne diyelim geleneksel olarak veya Müslüman olduğumuz için o zaviyeden bakıp tanımlıyoruz. Batı'da da bir tembellik karşılığı var değil mi? Yani şey bu tembellik hakkı kitabı zaten şimdi burada anlattığı bir tembellik var. Nedir bu tembellik? İnsanlar 12 saat, 15 saat çalışıyorlar ki şeyin Charlie Chaplin'in o Modern Zamanlar. Müthiş bir film, müthiş bir sinema diyelim. Orada işte mekanikleşen, makineleşen insandan insana dem vuruyor. Burada tembellik hakkı işte Rousseau'nun da bir sözü var. Evet bu insanlar işte şu kadar çalışıyorlar. Ekmek için kazanıyorlar ama soruyorum diyor bu ekmeği ne zaman yiyecekler? Evet. Ekmeği yemek için vakit kalmıyor. Şimdi bu bahsettiğin dönem hani sanayi devrimi, makinalaşma, işte çalışmaya atfedilen anlamın değiştiği bir dönem. Aslında istersen çok biraz daha geriye, çok geriye gidebildiğimiz kadar geriye gidip tembellik çalışmak üzerinden böyle bir tarihsel süreçle ilgili Adem ne dersiniz? Adem ile Havva'ya kadar inelim. Gidelim. Gidelim. Adem ile Havva, Hristiyan mitolojisinden bahsedelim ya da teolojisinden. Onlar da nasıl oldu mesela? Adem ile Havva cennette en tembel halleriyle, en keyiflerinin gıcır olduğu halleriyle yaşarken... Aden cenneti. Aden cennetinde, evet. Yapılan günah neticesinde, o original sin, ilk günah. Hani o günah neticesinde oradan kovularak dünyaya gönderiliyorlar. Ve aslında bir yerde o rahat hayatlarını terk etmek durumunda kalıyorlar. Kitab-ı Mukaddes'teki şey cümlesi de çok ilginç. Yani çalışmayı tanımlıyor. Evet de topraktan mahsul elde edilecek ama Tanrı diyor ki toprak sizin yüzünüzden lanetlendi. Lanetli olduğu için siz çabalamadan, ter dökmeden... İşte kendi kendine ürün vermeyecek. Karşılamayacaksınız, ürün vermeyecek diyor. Fransızca'da çalışma kelimesinin karşılığı zaten işkence. Eziyet, zahmetli iş. Değil mi? Evet. Yani belki de bu dinsel bir kökeninden alarak diline geçmiş bir durum olabilir. Ama hani İslam literatüründe yani şey diyordu değil mi hatırladığım kadarıyla. Orada sizin için bir süre geçimlik vardır evet, evet. gibi evet. ayeti tam evet, hatırlayamadım evet. ama. Meta'un ilahi. Yani bu tabii çalışmak bizde ibadet. Evet. Bu çok önemli. Dilerseniz şeyden biraz bahsedeyim. Yani Arapçadaki tembellik veya Arapçada demek belki doğru olmaz.
Kur'ani manada tembellik nerede geçiyor? Veya işte bizim kullandığımız tembelliğin diğer formları, hatta bir de fiziksel bir kanun var. Atalet. Evet. Atalet kuvvetleri diyoruz. Onlardan biraz bahsetmek gerekebilir. Arapça'da iki yerde geçiyor. Kesel, çok özür dilerim. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. Kesel ifadesinin işte çoğulu küsela. Evet. Ve hemen ardından hakikaten çok manidar namazın geliyor olması. Yani namazdan tembel tembel kalkmaları şeklinde işte münafıklardan bahsediliyor. Niçin namaz? Yani namaza tembellik. Evet, namaza zaten kalkıyor. Namaz bir ibadetse onu yerine getiriyor ama tembel tembel gidiyor. Düşünüyorum namazın ne gibi özel, yani nasıl özellikleri var? Bir kere namaz toplumsal bir ibadet. İnsanları omuz omuza getiren, işte hem yatay hem dikey sınıf farklılıklarını ortadan kaldıran saf sistemiyle omuz omuza, yani zengin fakir, işte idareci tebaa gibi ayrımların ortadan kalktığı bir sistem. Bu tembellik, tembel tembel, işte üşenerek namaza gelmeleri ifadesinde o üşenmeyle, tembellikle namazın ard arda gelmesi aslında tembellik yapanların toplumu dağıttığı, toplumsallığı yok ettiği gibi bir mana da içeriyor olabilir. En doğrusunu elbette Allah bilir. Peki o zaman şöyle bir tartışma açmak istiyorum ben. Kimler tembel olabilir? Yani sizin geçimini sağlamanız gereken bir eviniz varsa, çocuğunuz, çoluğunuz varsa veya onları geçtim tek başınızdasınız, kendi karnınızı doyurmak zorundasınız. Böyle bir ortamda tembellik yapabilir misiniz? Her isteyen tembellik yapamaz. Yani her isteyen tabii tembellik yapamaz. Yani bir yerden geliriniz olması lazım ki bir tembellik yapabilir. Bir söz vardı. Neydi? Ben kör olası hanede evladı iyal var. Mesela şimdi nasıl çalışmayayım? Yani ya, evladı iyal, çoluk çocuk. Yani çoluk çocuk şimdi bekliyor ekmek. Bu açıdan bekliyor. Bakarsak bu tembellik aslında biraz sınıfsal bir durum. Yani bir böyle zengin üst tabakaya hitap eden. Yani geçmiş için aristokrasi, bugün için burjuvazi diyebileceğimiz. O zaman tarihine gidelim. Evet, tarihine gidelim. Tabii antik Yunan'a gidelim. Yani antik Yunan'da tembellik kötü bir şey olarak görünmüyordu. Bir kere çalışma zamanı ve tembellik yapılacak boş zaman diye bir ayrım yoktu. Şöyle olarak çalışanlar çalışmayanlar. Evet, çalışanlar çalışmayanlar diye bir ayrım vardı. Hı. Çalışanlar kölelerdi. Çalışmayanlar, yani bizim bugünkü baktığımız açıdan tembeller, aristokrasi sınıfıydı, yöneticilerdi ve onlar da hani derin düşünme, işte dünyayı tanıma, bilim üretme, felsefe yapma adına bunu kullanıyorlardı ve buna ihtiyaçları olduğunu. Hatta bir şey, tembel oluyorlar mı böyle yapınca mesela? İşte onlar buna tembellik demiyor zaten. Onlar da bunu bir çalışma faaliyeti olarak görüyor. Yani o kötü zaman, bir şey olarak görünmüyor antik Yunan'da. O zaman iki kavramı ayıracağız değil mi? Evet. Work ve study. Evet. Yani bedensel faaliyetlerle iç zihinsel gücünü faaliyetler ortaya koymakla, zihinsel faaliyetlerde soholia, Latince'de school demek işte mesela, study, studio. Stüdyo işi bu. Yani bu work değil. Bu beyin gücüyle alakalı bir durum. Zenginlerin, aristokratların işi. Evet. O manada work yapmıyorlar, study yapıyorlar. Ama tabii burada, peki burada bir farkındalık olması lazım tabii. Yani şunu düşünüyorum. Tembel Yunan'da kölelik olmasaydı felsefe olur muydu? Yani felsefi düşünce parlayabilir miydi? Hani yani felsefeyi veya hikmeti Yunan'a sadece şey yapmıyorum tabii, atfetmiyorum ama Batı okuması böyle olduğunu, hani bunun üzerinden konuşursak, hani felsefe, düşünce, hikmet, ilim de onun bir parçası değil mi? Yani burada katılıyorum. Kölelik olmazsa olur muydu diye bir soru var. Bir taraftan biraz olumlamış oluyorum sanki ama öyle olmadığımı söyleyeyim baştan da. Buna bir cevap vermek lazım herhalde. Mesela şu açıdan sana katılıyorum. Roma'da işler biraz değişiyor. Hani Roma'ya dönemine gelindiğinde artık iş zamanı dışında kalan alan olarak görülmeye başlıyor. Orada da bir kölelik var ama dikkat ederseniz Roma'da felsefe çok fazla gelişmiyor. Yani antik Yunan felsefesinin üzerinden bir şeyler gelişiyor ve o kadar. Çok fazla isim de yok. Cicero, belli birkaç isim falan var. Yani şunu diyeceğim. O dönem Roma'ya geçerken bir kinik sınıfı ortaya çıkıyor. Evet, yani, ondan da yani, bahsetmek lazım. Yani bu kinikler Diyojen falan mı? Diyojen falan. Yani özellikle o Helenistik döneme geçerken Büyük İskender, işte fıçıda yaşayan bir adam varmış. Bir gideyim, böyle hikmetli sözler söylüyormuş. Yani bir hayat tarzı haline getirmiş bunu. Bir gideyim ondan bir öğüt alayım falan. Gidiyor yanına, diyor ki işte sen önemli bir şahısmışsın, bana ne tavsiye edersin gibilerinden soruyor. Bakıyor, kaldırıyor kafasını.
gölge etme, başka ihsan istemem senden diyor. Sezen Aksu da şarkı yapıyor bundan yıllar sonra. Şimdi bu durumda Büyük İskender düşünüyor. Benim her şeyim var, adamın hiçbir şeyi yok. Ben mi mutluyum, o mu mutlu? Ama bir felsefe olarak tembellik Diyojen'in, mi? Evet, oradaki duruşu bir felsefi duruş aslında. Hani bugünkü mantıkta baktığımız zaman hani çalışma yaşamına karşı felsefi olarak bir duruş. Hani bu tembellik hakkı, işte aylaklığa övgü vesaire gibi kitaplardaki daha sonra konuşacağımız o çalışma zamanının fazlalığına, oraya çok fazla emek sarf etmekten dolayı kişinin kendisini geliştirebilmesi için çok fazla zamanı kalmamasına bir eleştirel bir bakış açısı gibi bir felsefi duruş var orada. Biraz şey olmadı mı o yani? Bahsettiğimiz dönem, Diyojen'in yaşadığı dönem milattan önce. Yok, çalışmanın ben, şey olmadı. Şimdi buradaki şunu söyleyeceğim. Bunu söyleme sebebim onun bir felsefi duruş olduğunu. Bugünkü felsefi duruş olarak da bunu anlatmak istedim ben de. Çünkü hani biraz hani karışmış olabilir. Tembellik hakkı, işte çalışmak sağlığa zararlıdır. Veblen'in aylak geleceğim. Aylak sınıfla ilgili ama buradaki teori çalışmanın aşırı derecede kutsanması bunun üzerinden işte boş zaman, işte senin bahsettiğin veya tembellik hakkı diyelim, boş zaman hakkı dediğimiz şeyle ilgili eleştiri belki o anlamda belki konuşulabilir ama bahsettiğimiz Diyojen'in o dönemde böyle bir şey yok zaten ki, öyle bir çalışma. Ben onu kastetmek istemedim. Diyojen'in felsefi bir duruşu var dedim. Bugünkü felsefi duruş olarak da bunlar var demek istemiştim. Pardon, orada bir tam ayrıntılı anlatamamış olabilirim. Şeyde de var, bizde de var. Oblomovlar var değil mi? Yani Gonçarov'un ölümsüz eseri Oblomov'da. Oblomov öyle bir karakter ki yerinden kalkamayan bir tip. Aslında zengin, o da aristokrat sınıfında dediğin gibi ama ne gerek var çalışmaya diyor. Bu kadar diyor kendimizi yıpratmaya ne gerek var diyor. Nereye götüreceğiz biz bu kadar şeyi mantığından? Çalış nereye kadar? Çalış, kefenin cebi yok. Yani ya, davranamayan bir adamdan bahsediyoruz aslında. Tam da burada tembelliği oluşturan en temel etkenlerden birisi herhalde motivasyon eksikliğidir. Yani motive olamıyor adam yani. Hareket davranamıyor. Motive olamayınca insan yapacağı şeyi davranamıyor yani. Atalet yüklenmiş bir durum haline geliyor ama dediğimiz gibi bu Oblomovların da kapitalist toplumda çoğalması kapitalizme bir yerde set çekecek. Kapitalizmin biraz Oblomovlara ihtiyacı var. Ya da günümüz dünyasının ihtiyacı var. Şimdi yani, kapitalizm bir tarafa, bir de Batı'da şöyle bir görüş var. Yani özellikle Napolyon'un bir mektubu var zannediyorum. Mektubunda diyor ki işte halklarım ne kadar çok çalışırsa ahlaksızlık o kadar azalır. Çünkü meşgul olacaklar. Meşgul oldukları için işte hırsızlık, işte kavga, gürültü bunların hiçbirisi olmayacak. Ki bizim de şöyle kadim bir sözümüz var. Aslında burada biraz paralellik arz ediyor ama çalışma olarak değil. Çalışmanın ne olduğunu da belki ortaya koymak gerekecek. Atılı batıl istila eder. Çok güzel bir söz. Evet. Atıl kalan, atıl, atalet, tatil aynı kökten hep. Atılı batıl istila eder gibi. İşte Yavuz Sultan Selim'in zaten saltanat süresinde işte özellikle İran seferlerinde çok uzun sürüyor. Düşünsenize 2 yıl belki işte 3 yıl süren seferler var. Bu seferler sırasında orduya sürekli han, hamam, cami, kervansaray gibi veya işte kalıcı veya geçici bir sürü inşa faaliyetleri yaptırıyor ki boş durmasın. Çünkü asker boş duruyor, karşısına ordu çıkmıyor, ne yapacak? İçeride işte bizi bu sultan niçin buralarda sürükleyip duruyor diye ki zaten malumunuz bir sürü işte isyan hareketleri falan Yavuz Sultan bastırıyor. Şimdi burada şeyle ilgili savaş, işgal, fetih dediniz ya. Yani o dönem çalışmanın çok yani bizim anladığımız manada çalışmanın, üretmenin daha doğrusu sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan zihniyetin yer almamasının bir şöyle bir sebebi yok mu? Yani işgal, fetih ve ganimet üzerinden yürüyen bir ekonomi var. Evet. Her zaman gelirin giderinden daha az. Dolayısıyla yeni gelir elde etmek için yani fetihler, işgaller ve ganimetler aslında ekonomiyi döndüren bir şey olarak şeye benziyor sanki değil mi? Aylaklık değil mi? Dedin ya aylaklığın övülmesi. Günümüzde de işte bu aylakların işlendiği çeşitli şeyler diziler de var. Evet. İşte yürüyen ölüler falan. Avcı toplayıcılık gibi değil mi sanki?
Avcı toplayıcılıkta şöyle şey aklıma geldi. Veblen'in aylak sınıflar teorisinde şeyi... Düzelteyim. Aylak sınıfların teorisi mi? Ya yani, theory of leisure class. Kurum. Leisure dediği leisure... Aylak sınıfın kuramı. Yani, boş zaman. Leisure ne demek? Ha, boş zaman, boş eğlence zamanı falan ama hani Türkçe'ye böyle aylaklık, evet. Aylaklar diye... Burjuva sınıfını kastediyor değil mi orada? Tabii evet. Yani Burjuva'dan ziyade Veblen şeyden bahsediyor aslında. Aristokrasiyi eleştiriyor. Yani daha başa gidiyor. Avcı toplayıcı dönemde diyor. Tembellik, yani aylaklık erkeğin ortaya çıkardığı bir şey diyor. Erkeğin buluşu diyor. Erkek gücü ve zekası olduğu için, cesareti olduğu için diyor. İşte giderdi, işte avcı toplayıcı toplumda avlıyorsun hayvanı. Orada bırakırlardı hiç. Yani avlar bırakırlardı. Kim toplardı o hayvanı? İşte kadınlar, zayıflar, ufak tefek hani güce dayanmayan işleri yapanlar. Kurban kesildiği zaman hayvanın işkembesini kadınlara temizletirler. Kesme olayını, güç isteyen, cesaret ve güç isteyen işi erkekler yaparlar. Buradan der ki yani verili olan... doğuştan verilen yetenekler insana tembelliği ürettirmiştir falan ortaya çıkartmıştır, evet. Diyor. Bundan sonra zamanla diyor köle sahipliği ve zenginliğin daha doğrusu maddiyatın onur kaynağı olmasıyla birlikte gittikçe bu yani şey artıyor bu sefer. Birikme arttıkça hizmetçilik de artıyor, tembellik de onunla birlikte artıyor. Diyor. Asalet ve bir asalet sınıfı ortaya çıkıyor. Problem aslında bizim çalışmak ve tembellikle ilgili problemimiz, baştan beri konuştuğumuz veya varmaya çalış, benim çalışacağım diyelim. Çalışmak üzerinden üretilen söylemin nasıl bir dünya kurduğuyla ilgili. Çalışmanın kendisi, biz diyoruz ya şimdi ya not sistemi, işte tembeller sınıfı, çalışkanlar sınıfı, ya işte insanın, Rousseau'nun da örnek verdiği, hiç mi kendisine boş zaman olmayacak, nereye kadar çalış nereye kadar dediğimiz şeyin aslında ardında birilerinin çalışmasıyla ortaya çıkan artı değerin, zenginliğin başka birileri tarafından tembellik ve lüks tüketime dair bir hayata dönmesiyle. Protestan ahlakına gidelim mi biraz? Hani... Protestan ahlakından öncesi işte zaten protestan ahlakı tam da bunun üzerine kurulu eleştiridir. Evet. İşte aristokrasinin temel problemi, mesela Saint-Simon ilk sosyologlardandır. Çok ciddi alay eder bu aristokratlar, tembel aylaklar, işte hiçbir şey üretmezsiniz, sadece size verilen böyle title'lar, işte onur, size verilen san, şan şeylerle, evet. Modern dünyada da der. Bu işkoliklik olarak sirayet ediyor belki ya işte de insanlara. Yani burada bir film var, hani Bucket List diye bir Yapılacaklar listesi. Hayatının sonuna kadar çalışmış, didinmiş, bir şeyleri biriktirmeye veyahut da ne bileyim ailesini geçindirmeye çalışmış bir adamın, yanılmıyorsam kanser olduğunu öğrendikten sonra, ya benim yapacak çok şeyim vardı, hayatım geçti gitti deyip bir yapılacaklar listesi hazırlıyor. Onun da bir işte hastanede tanışmış olduğu arkadaşı da zengin çıkıyor. Bununla beraber onu yapıyor. Aslında bir yerde orada da aylaklığa övgü var. Bir yerde insanın kendine bile yabancılaştırdığı bu çalışma düzeninden, ki zaten nerede? Lafarge'da tembellik hakkında bunu söylüyor değil mi? Günde diyor 3 saat çalışmak insana yeter diyor. Çünkü makine artık insanları çalışmaktan kurtarmış, özgürleştirmiş bir tanrıdır diyor. Ki böyle olmadı Modern Times'ta en sonunda Charlie Chaplin çarkların arasına böyle sıkışır kalır ya, o çok ironik bir sahnedir gerçekten. Bu sefer makinenin çarkları arasında kaybolmuş bir insan. Lafarge aynı zamanda Marx'ın da damadıdır. Şimdi burada protestan ahlakına girmek istememin sebebi, bu üzerinde bulunduğumuz sistemin, yani kapitalist sistemin, içinde yaşadığımız daha doğrusu sistemin kökeninin aslında protestan ahlakına dayanmasıyla alakalı. Çalışmanın kişinin yazgısı olmasıyla alakalı. Tembelliğin, başıboşluğun kötü bir şey olmasıyla alakalı. Martin Luther'le alakalı. Yani o öyle bir şişiriliyor ve pompalanıyor ki insanlara. Çalışmadığın sürece sen hastalıklı insansın.
ve toplumun hastalıklı kesimisin. Protestan ahlakı. Evet, protestan ahlakında. Herkes çalışmak zorunda. Şimdi neden çalışmak zorunda? Senin dediğin gibi bir artı ürün elde edilecek ve bu bir sınıfın eline geçecek ve burjuvazi oluyor. Aristokrasi başta eleştirilirken bu şekilde, ama işler değişiyor ve üretim daha fazla artarak, kitleselleşerek, insanların emekleri daha fazla sömürülerek, hani kölelik işçiliğe dönüşüyor ama işçi köleliğine dönüşerek bir toplumsal sistem kuruluyor. Bu sistem üzerinden de bugünkü döneme geliyoruz. Burada bir şeyi de söylemek istiyorum. Boş zaman dediğimiz şeyin esas oluşturulması da belli bir zaman sonra geçiyor. İlk burjuvazi sınıfı boş zaman, işçilerin boş zamanını hoş karşılamıyor. Yani onların boş durmasını istemiyor. Sürekli çalışmasını köle gibi devamlı olarak günde 18 saate kadar çalışılan dönemler olmuş. Bu çocukların bacalardan iplerle sarkıtılıp baca temizliği yaptırılıp öldürülmüş dönemler. Ama bu biraz önce senin söylemiş olduğun şey, başlangıçta Halil İbrahim kardeşimin de hani böyle çalışmanın yeriyle alakalı olan, hani o protestan ahlakı bir yerde sanki böyle bir benzerlik oldu. Çalışmanın tembelliği, aylaklığın işte adaletsizliğin sebebi olarak ortaya koyuldu. Cemil Meriç'in bir sözü var işte, sırtımda neden kambur var diye soruyorsun. Senin yüklenmen gerekenleri de ben yüklendiğim için benim sırtım kambur. Şimdi bana bir de utanmadan niye kamburlusun diye soruyorsun gibi. Bir fark olmalı değil mi ama bu paradigmalar arasında? Bu fark anladığım kadarıyla protestan ahlakının bugün kapitalizmin motoru olduğunu belki kabul edebiliriz ama protestan ahlakının dönüştürülmüş halinin, bozulmuş halinin kapitalizmi işte ürettiğini söylemek daha doğru olmaz mı? Devamına geliyorum. Şimdi daha sonrasında 1900'lerde bir kriz, fazla üretim krizleri başlıyor. Post-Fordist döneme geçiliyor. Taylorizm var. Bu dönemde Taylor'un yapmış olduğu en önemli şeylerden biri, işçilerin çalışma zamanlarını düzenlerken boş zaman denen bir ara iş dışı bir alan da oluşturması ve burayı da düzenlemesi. Yani artık bunun oluşturulmasının sebebi de şu, üretilen ürünlerin birisinin tüketmesi gerekiyor. Yok, ondan ziyade senin dediğin de ayrı bir boyut ama... İşte bu bozulmanın, değişimin başladığı bir dönem. Yok, protestan ahlakında üretiyorsun, ya Tanrı'nın seçilmiş kulu olduğunun belli olması için, daha önce de bunu konuşmuştuk. Bunun işareti, ne kadar çok üretirsen servet birikimi de bulunursan ama tüketim yok, lüks tüketim yok. Yani boşa tabii. harcamak, israf falan yok. O biriktirdiğin serveti yine yatırıma dönüştürmek. Ve protestan ahlakında müthiş bir sadelik vardır aslında. Dünyevi çilecilik dediğimiz şey bu böyle bir şey. Ama yani bu sade yaşayacaksın. Lüks yaşamayacaksın. Şimdi sonradan fabrika, bu bozuluyor. İşte bu burjuvazinin ilk dönemleri. Fabrika sahibi için veya bir işletmenin sahibi için bu doğru. İşte kazanacak ve yatırım yapacak da işçiler ne yapacak? Burada şimdi tembellik deyince biz hep study ve work örneği verdik ya. Hep böyle beden gücüyle yapılan işlerden belki bahsettik ama bir de düşünce tembelliği dediğimiz. Ki zaten tembelliğin temeli de düşüncede, yani tembellik de düşüncede başlamıyor mu? Hatta şöyle bir söz yok mu? Evet. Can sıkıntısını tembeller üretti. Evet. Gibi. Şey var, hedef yokluğu, irade zayıflığı, kısa vadeli düşünme, motivasyon yetersizliği ve başarısızlık korkusu. Tembelliği oluşturan 5 temel etken. Şimdi burada şeye pardon, karşı... Şey söyleyeyim, insan ya geçim sıkıntısı çeker ya can sıkıntısı. Evet. Şimdi bir VTR'miz var. VTR. Seni böldüm, kusura bakma. VTR'den sonra yeniden beraberiz. Thank you.
Ben ne yapayım işte. Çanlıbıta kudurun istemem de gitti. Yeniden beraberiz. VTR'mizi izledik. VTR'de davranamayan Oblomov tipi bir karakter gördük. Evet. Kalkamıyor değil mi? Şimdi ben bu VTR'yi ilk izlediğimde aklıma hemen Ahmet Haşim'in çok müthiş bir makalesi var, Müslüman Saati diye. Şimdi bir sürü alarm çalıyor her yerden ve bunlar dolayısıyla bir saat sistemine göre. Niçin 24 saat gün? Veya niçin biz sabah 7'de, 8'de kalkıp işe gitmek zorundayız veya durumundayız? Şimdi Ahmet Haşim bunları eleştiriyor. Ben istersen çok kısa bir pasaj bunu okuyayım, konu anlaşılmış olur. İstanbul'u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilaların en gizlisi ve en tesirlisi yabancı saatlerin günümüze girişi oldu diyor. İşte 24 saat bir kavram. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlı döneminde veya Müslümanların hayatında gün... sabah namazıyla veya akşamla başlıyor. Hicri takvimde akşamla başlıyor sanki. Günün başlangıcı. Gün zaten güneşle alakalı bir kavram. Evet. Güneşin doğması ilk ziyalarıyla, fecir vaktiyle belki de başlıyor. Ve akşam ezanıyla, yani güneşin grup vakti diyorlar işte, güneşin batmasıyla da gün sona eriyor. Şimdi bundan sonra insanlar evlerine gidecekler. İşte sofralar kurulacak, aileleriyle vakit geçirecekler vesaire. Bunları eleştirdikten sonra şu cümlelerle makalesini bitiriyor Ahmet Haşim. Diyor ki, heyhat eski saatlerle beraber akşamda fecirde bitti. Birçoklarımız için fecir artık gecedir ve birçoklarımızı güneş yeni ve acayip bir uykunun ateşinden eller kilitli, ağız çarpılmış, bacaklar bozuk çarşaflara dolanmış kıvranırken buluyor. Çok güzel. Çok hoş. Yani VTR'de de bir türlü uyanamayan bir adamdan. Evet. Bu 24 saat aslında evet. Hayatımıza daha çok kapitalist çalışma ahlakıyla giriyor. Yani çalışmazsan aç kalırsın, aç kalırsan tüketemezsin zaten hani otomatikman. Çünkü paran fecir da olmayacak. Fecir ve grupla yani, olan bir şeyde zaman algısından 12'den 12'ye olan bir zaman algısına geçişte. Ve geceyle başlayan, yani düşünebiliyor musunuz? Karanlık bir şeyle anla başlıyor gün 24 saatlik sistemde. Şimdi ben hep sorguluyorum. Çocukken de çizgi film izlerken işte Tom ve Jerry'yi izliyorduk. İşte tilki ve karga hikayesi vardı. Ağustos böceği ve karınca. Şimdi her zaman biz mazlumların yanında olmuşuzdur zannediyorum işte. Mesela Tom ve Jerry karakterinde bilmiyorum her biriniz Tom'u tutmamış mısınızdır? Yani Tom'un yanında yer almışsınızdır. Şimdi Ağustos böceği ve karınca. Tom derken kedi mi? Kedi. Evet. Yani olmayabilir. Ben Jerry'den yanıyorum. Ya da Roadrunner'la Coyote vardı. Ben hep Coyote tutardım. Sylvester'la işte Tweety. Ezilenlerin yanında olman lazımdı Kenan hocam. Ben hiç beklemezdim bunu. Şimdi burada şeye değinmek gerekir diye düşünüyorum. Ağustos böceği ve karınca. Buna da hep ben mesela Ağustos böceğinin tarafındayım. Ama karıncaya da haksızlık edildiğini düşünüyorum. Şimdi bunu da böyle düşünürken hiç bilmiyordum, yeni öğrendim hakikaten. Sezai Karakoç'un Ağustos Böceği diye müthiş bir şiiri var.
Çok kısa bir şeyini okuyayım. Ey masalcı adam, iftira ettin sen bu harikalar harikası böceğe. Onu suçladın tembellikle. En çalışkan onu görüyorum ben. Hiçbir karşılık beklemeden yazı, ağustosu, çamı, çınarı tanıtıyor bize. Yazı, ağustosu, çamı ve çınarı diyor. Düşünebiliyor musunuz? Beyin mi çalışıyor yani? İstikrarla her sene bize ağustosun geldiğini anımsatan bir böcek. Diğer tarafta bu La Fontaine'in anlatısı. Şimdi biz La Fontaine işte şeylerini, hikayelerini şuradan almış, buradan almış. Hep tali meselelerle ilgileniyoruz aslında. Yani biz La Fontaine'in ne anlattığına bakmamız lazım. La Fontaine böyle tembel bir böceğe örnek veriyor ve çocuk yaştaki bize. Karşısında da çalışkan bir karınca şeyi var, tasviri var. Bu doğru ama Ağustos böceği müşkül durumda kaldığında, işte ondan yiyecek istemeye gittiğinde La Fontaine'in hikayesinde ne yapıyor karınca? Diyor ki yaz boyunca ne yaptın? Çaldın. Şimdi de git biraz oyna diyor. Biz o hikayeyi hep Ağustos'ta beyni kaynayanın zemheri de kazanı kaynar diye bildik. Öyle değil miymiş? Şimdi bir açıdan baktığımızda yani işte çalışmak ve karşılığını almak da Ağustos böceğinin orada yaptığı şeyi saz çalmak değil. Onun bir görevi var. Her sene geliyor ve istikrarla. Şimdi amellerin az da olsa sürekli olanın, devamlı olan olanı makbul ki çalışmak ve işte işe sarılmak kavramları dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'deki o işte İnşirah suresindeki işlerinden boşaldığın zaman yeniden bir işe sarıl dediğinde o bizim anladığımız iş acaba tekrar işte ben burada şu bardağı imal ediyorum bunu bitirdim şimdi de biraz alt tarafını imal edeyim şeklinde anlaşılabilir ama bunun bir de düşünce boyutu var yani düşünce tembelliği. Şimdi Hazreti Peygamber'in biz 30 Ramazan gününde bir dağın tepesindeki bir mağaraya gidip orada oturup düşünmesini tembellik olarak tanımlayabilir miyiz? Kesinlikle. Yok haklısın. Orada ama şey Ağustos böceğinin işte görevi var. Bize Ağustos'u haber veriyordur veya başka doğada, ekosistemde vardır işi gücü ama bir görevi vardır ama burada hani Ağustos böceği işte tembel insan şey olarak, simge olarak alınmış. Karıncada çalışan çalışkan insan. Burada daha tehlikeli olanı çalışmıyorsan sana yok. Allah versin. Yani kapitalizmin mantığı, liberalizmin mantığı biraz değil mi? Herkes kendi çıkarını düşünürse toplumsal çıkar öyle olur. Sen kendi çıkarını düşünmemişsen kusura bakma. Buradan şu şey de gidebilir. Bizde vardır ya hani infak etmek, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine vermek, onlara yardım etmek acaba onları tembelleştirir mi? Vermememiz gerekiyor. Çalışsın. İşte balık tutmak, balıkı vermek, neydi? Balık yedirmek. Balık vermeyi mi öğretmek gerekir? Balık tutmayı mı öğretmek gerekir? Ya vermek şimdi, tembelleştirir mi? Belki bu soru üzerinden ne dersiniz? Şimdi düşkünlüğü belki tanımlamak gerekir yine. Yani biz evet vereceğiz. Kime veriyoruz? Adam çalışma imkanı yok mu? Yani engelli olabilir. Çalışamıyor olabilir. Veya çalışıyordur. Başında bir takım felaketler vardır, musibetler vardır. İşte hastalık vardır, bunun için ihtiyacı vardır. İşte hastadır, çalışamıyordur. Bunlara verebiliriz ama yani bunlara veriyoruz zaten. Yoksa infak, zekat, işte fitre insanları çok böyle tembelleştiren dilencilik meselesine belki girebiliriz. O dilencilikle ilgili bir şey sormak istiyorum. Yani dilencilik tembellik mi? Şimdi dilenciliği ben tembellik olarak görmüyorum. O da bir meşgale içerisinde. Evet, bence bir sanat. Yani şimdi dün Kızılay, evet, dün hava çok soğuktu, inanılmaz derecede soğuktu. Ben hareket ettiğim, yürüdüğüm ve üstümde kat kat giyindiğim halde üşüyorken bir dilenci ayakkabısını çıkarmış, üzerinde incecik bir ceketle orada oturuyorsa, o soğuğa dayanabiliyorsa bence bir sanat gösterisi yapıyordur orada. Yani bir şeyler icra ediyordur orada. Ya kolay bir şey değil mi? Bence tembellik değil yani o. Yaptığı bir iş var orada yani. Abi olur mu? Şimdi tembel yani şey dilencilik hiçbir dinde. Belki Katoliklikte ilk dönem rahiplerin böyle dilencilik, mendikant falan deniyordu onlara. Yani işte evet, keşişler, onlar işte geziciler, ruhani işlerle meşgul olurlar. Başkalarının sırtından demeyelim de başkalarının verdikleriyle geçinirler. Biraz bizim sufi gelenekteki dervişlik kültürü,
Yani kıt kanaat, çok işi gücü yani çalışmakla, üretmekle işi yoktur. Ancak işte verilir, o da karnını doyurur, daha fazlasını da istemez. Bir böyle lokma, bir şey bir var. Hırka mı? Bir lokma, bir hırka. Bunlar ama tufeyliği deniyor biliyorsun. Ama dilencilik başka bir şey yani, bu böyle bir şey değil. Yani tufeyliği adamlar ne demek? School yani şey yapıyorlar, bir evet, şeyler evet, yapıyorlar evet. Onlar yani. Evet. Bir iş yapıyorlar. Yunan'ın Diyojen'im yani. Ya evet mesela ama bunun ölçüsü de yok yani. Şimdi ben bir mühendis arkadaş vardı, bana şöyle dedi. Ben de sosyal bilimciyim falan iyi konuşuyoruz böyle. Ya diyor ben diyor uçak yaparım diyor, tasarlarım. Havaalanı tasarlarım diyor. İşte yol yaparım diyor. Bir şeyler yapıyorum. Sen ne yapıyorsun diyor. Şimdi ona ne diyeceksin yani? Bu arada mesleğini hatırlatmak lazım. Ben onun lazım. Ardındaki yani araştırma işte, görevlisi ya bir ne şeyler, yapar? Araştırma görevlisi o ayrı bir şey. Araştırma görev tanımı biraz problemli neyse ama yani görünen bir somut bir kriteri yok. Ya yani benim yaptığımın veya bir sosyal bilimcinin, bir felsefecinin yaptığının ne yapıyorsun yani? Onun yaptığı veya piyasada bir değeri yok diyelim. Bir karşılığı yok. Aslında somut çok büyük karşılığı var. Görünen bir karşılığı. Şimdi bunu öğrenmeye başladık bunu. Sosyal bilimlerin önemini daha yeni öğrendik. O görüneni oluşturuyor. Esas İşi sen yapıyorsun, görünmeyen kısmını. Şimdi bugünkü kapitalizmi ilerleten bu iş adamları sadece değil. Yani üniversitelerinde bir bunun için üretmiş olduğu fikirler var, düşünceler var. Şimdi bunları üretmese birileri sistemin devamlılığı sağlanmaz. Bunlar ben görünmeyen. Sistemi devam etmek için yok, ben onun için çalıştığını söylemiyorum zaten. Ama evet. Senin görevini yapan başka bir insan bunun için çabalıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Hani sen görünen yüzü değilsin bu işin. Görünen yüzü o uçağı yapan, o havaalanını yapan kişi. Ama görünmeyen yüzündeki büyük adım aslında büyük i̇şte kesimi kaplayan kişi. Öyle bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymuş sosyolojik evet. Çalışmayla gibi. Şimdi, soruyu soralım mı? Bu soruya daha doğrusu cevap bulmaya çalışalım. Dilenciliği bitirelim, öyle devam edelim mi? Dilencilikle birlikte aslında. Yani birine vermek, yardım etmek onu tembelleştirir mi? Dilencilikle aslında peygamberin de kızdığı yani dilenciliği bir meslek şey edinmeye itiraz ediyor. Yani git bir balta, bir odun getir, işte bir balta bulup, işte ucuna takıp doğru. Al bunu da tahta odun kır ve onu git sat gibi Kenan, bir şeyler doğru. Yapmaz. Biz de mesela yani boş boş oturup tembellik yapmak hiç ölmüş bir şey değildir. Yani onu zaten biliyoruz. Necm suresindeki ayette işte insan için ancak sayı kadarı vardır. Yani çalıştığı kadar vardır. Tabii bu ayetin bağlamı hem uhrevi hem dünyevidir. Sadece dünyevi olarak algılamamak lazım. Aynı şekilde bu tembelliğe alıştırılmış toplumlar kapitalizmin ve özellikle de üst düzeydeki kuruluşlarının yapmış olduğu bir düzen var, siyasal düzen var. Özellikle İslam ümmetinin yaşamış olduğu ülkelerde tembelliğe alıştırılmış toplumlardan bahsedebiliriz biz. Yani Birleşmiş Milletler tam böyle Somali kendi mısırını, kendi soyasını üretmeye başlarken uçaklardan balya balya efendime söyleyeyim yardım gönderiyor yani. Belki senin dediğin bu olsa aynen gerek buraya yani. Oturmuş oluyor. Yani balya balya gönderiyor. Bir yerde bir tembelliğe alıştırıyor. Tembelliğe alıştırıp da daha sonradan böyle göndermediğinde açlık, kıtlık ortaya çıkıyor. Ben burada bir hikaye anlatmak istiyorum. Aslında yani tam da konuyla alakalı. Tembel bir ümmet algılayışı bize maalesef modern dünyanın verdiği bir durum. Öncesinden mesela Kudüs Haçlıların elindeyken Halep'te bir marangoz. Bu işi kendisine dert edinmiş. Diyor ki ben ne yapabilirim? Ben marangozum diyor. Ancak yapabileceğim tek bir şey var, marangozluk. O zaman diyor ben de Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya harika bir minber yaparım. Bir günde bir komutan gelir, onu oraya koyar. Yani bunu da yapıyor hakikaten dillere destan. İşte soranlar nerenin bu dedi miydi? Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın diyor. Küçücük daha çocuk olan Selahaddin Eyyubi'nin kulağına böyle çalınıyor bu işler. O da ben de o minderi buraya dikmezsem ben de olmayayım diye kendisine söz veriyor. Yani bir küçük marangozun bile ümmetin tembelliğinden sıyrılması için böyle bir çaba gayretmesi lazım. Böyle bir durum var hakikaten. Domino gibi. Taşlarını bilirsiniz değil mi? Birine dokununca hepsi pıtı pıtı pıtı. Kelebek etkisi. Bunlar böyle. Yani herkes üzerine düşen vazifeyi yaptığı zaman aslında çalışmış oluyor. Yani bugün çalışmak demek, az önce Halil İbrahim kardeşim de söylediği gibi, yani bir iş bitince öbür işe başlamak mıdır çalışmak? Yani şimdi hepimiz, yani evli insanlar var, çolukları çocukları var. Evlerine gittiğinde
çalışmaya devam mı edecekler yoksa çoluğuyla çocuğuyla da ilgilenmesi mi gerekiyor? Yani şimdi onlar da bir çalışma faaliyeti olarak görülebilir aslında. Ve çok da önemlidir. Onlara evet, da evet. zaman ayrılması gerekir. Çok onlar doğru. da ilgilenilmesi gerekir ki onların da bir hakkı vardır. Bunların dışında tefekkürden bahsediyoruz. Yani. Evet, tefekkür bir de bunun dışında da tefekkür evet. var. Robert De Niro'nun bir filmi var. Everybody's Fine diye. Evet. Herkes hoş. Bu filmde de anlatılan olay aslında tam da böyle. İşte hani bir işi bitirdiğinde öbürüne sarıl meselesi var. Bunu yanlış anlamışlar. Bunu hakikaten bir işi bitirdim, öbürüne sarılacağım. Onu bitirdim, öbürüne sarılacağım. Biriktireceğim, biriktireceğim. Bizde de yok mudur bu? 5 tane oğlum var, hepsine daire almam lazım. Daha çok çalışmam lazım, emekli olamıyorum. Biriktirmem lazım, biriktirmem lazım. O filmde de kendi evlatlarını iyi bir konuma getirmek için çabalayıp duran bir adamdır Robert De Niro. Uğraşır, uğraşır, uğraşır. Hepsi bir yere gelmiştir. Emekli olur artık böyle ömrünün son zamanlarıdır. Hepsini şöyle bir dolaşayım der. Gezeyim bakalım ne haldeler. Halbuki yıllardır babalarını uyutmuşlardır. Orada trajikomik bir durumla karşılaşır. Böyle olmamalı. Evet. İşte bir işi sarıldı mıydı, diye bitirdi miydi, diğerine sarıl. Ya bu... Bir yerde şey yani, evladına da bak, eşine de bak. Ya çok şey çalışmak zor. Üretimi düşürür diye bir iddiası var İbrahim Tenekeci'nin. Çok çalışmak üretimi düşürür. Hakikaten de öyle değil midir? Yani devamlı bir işi yapmak, meslek körlüğü dediğimiz bir şey var. İşte tez yazarken falan insanların çok karşılaştığı bir durum. Gözünün önündeki şeyi görmüyorsun. İşte başka evet. bir gözün görmesi gerekiyor falan. Şimdi bir de dilencilik meselesi dedim de bu kitaba atıf yapmayı çok istedim. Onun için tekrar geri dönüyorum biraz. Miskinler tekkesi. Evet. Bir de miskinlik diye bildiğimiz bir kavram var bizim. Reşat Nuri'nin aslında çok hoş bir kitap. Miskinler tekkesinin kahramanının bir de sözü var. Diyor ki cüzzamlı nasıl işte ateş acısına duyarsızsa ben de diyor işte onurumun zedelenmesine, gururumun zedelenmesine diyor o kadar duyarsın. Şimdi Miskinler Tekkesi ismi belki bununla alakalıdır. Çünkü cüzzam hastalarına çok atıfta bulunuyor. Miskinler Tekkesi aslında tembel insanların bulunduğu, tembel insanların barındırıldığı bir yer değil. Özellikle toplumdan tecrit edilmiş, dışlanmış, toplumda yer bulamayan, çalışamayan, işte iletişime geçemeyen insanlar için bir şifahane aynı zamanda, hastane, cüzzam hastaları için. Bu insanların hem ahlaki olarak olgunlaşmaları, çünkü sabır en hastalıkta en mühim unsurlardan bir tanesi. Ama o işte onların ateş acısına dayanamaması dayanmasını kendisinin onursuzluk veya gurursuzluğa dayanmasıyla ilişkilendiriyor. Ve hakikaten dilencilik yaptığını duyan arkadaşlarının kendinden bir cüzzam hastası görmüş gibi uzaklaştıklarını, kendisinden tiksindiklerini anlatıyor. Biz biraz da dilencileri toplumumuzda dışlamıyor muyuz? Yani böyle bir olay da var. Yani dilenci bir arkadaşımız, tanıdığımız, ne bileyim komşumuz, dostumuz. Var mı? Böyle bir şey. Var mı dilenci arkadaşları takılan var mı? Bununla alakalı... Yok, öyle bir sanat icra eden birini tanımıyorum. Hayır, bu dostluk icra etmek olmayabilir. Ama onun işte ne derdin var, niçin, işte evini bilen, ona farklı yollardan yardım etmeye çalışan... Bundan 5-6 yıl evvel bir akademik bir çalışmada görmüştüm. Bayburt'ta 1913 yılında Tunalı Hilmi Bey zannediyorum kaymakam Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti kuruyor. Ne kadar muazzam, ne kadar güzel bir şey. Geçtiğimiz yıllarda yeniden kuruldu. Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti. Yani bizim aslında özellikle dilencilikle alakalı bugün de yapmamız gereken onların sosyalleştirilmesi, işte sosyal hayata kazandırılmaları, sadece devlet eliyle değil, bizim de Müslümanlar olarak yani bir toplum olarak, İslam toplumu olarak dilencileri sahiplenmemiz, onları o işten vazgeçirmemiz gerekmez mi? İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası'nda yanlış hatırlamıyorsam bir dilenci tasviri vardır. Sanırım Bağdat'ta, Bağdat'ın dilencisidir bu. Kendisini o kadar harika makyajlaştırır ve istediği kılığa girer ki her türlü hırsızlığı yapabilecek bir konumdadır. O yüzden mesela onu yakaladığında da orada hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hapishaneye atılır. Yani hapishanede bile tecrit edilen bir durumdur aslında bir yerde tembelliğin sonucu dilencilik. Dilencilik dedin de şey aklıma geldi. Geçen gün birisi yolda otostop çekiyordu. İşte aldım arabaya falan giderken hikayesini anlattı. 15 dakika bir yol ama işte
amele pazarına gitmiş. Amele pazarı mı oluyor? İşte işçiler. Evet, evet. İnşaat işçileri. Gittin diyor, beni oradan kovdular. Bura bizim mekanımız diye şeyler böyle. Tekel kurmuşlar diğer işçiler falan. Beni kovdular diyor. Şimdi çocuk diyor evde aç, yoktan da anlamıyor, bilmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum diyor. Şimdi diyor şeye gidiyorum diyor. Mobilya sitesinde, bu sitelerde şey yapıyormuş. Mobilyacılık falan yapıyormuş. Ne yapacağım, gideyim bir 15-10 lira bulayım da döneyim diyor. Çocuk şey yoktan anlamıyor diyor falan, hasta diyor falan. Bu çocuk dilencilik yapmıyor. Ama bu çocuğun emeğini, karşılığını, emeğini üreteceği, emeğiyle bir şeyler üreteceği ve karşılığında geçimini sağlayacağı bir şey yok. Ortada bir mekanizma sıkıntısı var. Yani bir sistem var. İnsanlar emeklerini gösteremiyorlar ve onun karşılığını alacak imkanları yok gibi. Yani bu zaten tartışmalarımız tembellik ve çalışkanlık üzerinden. Kimse tembellik yapmayı övmek evet, falan çok bahsetmiyoruz. Evet. Belki işte şeyin de kimdi bu bahseden, Lafargue'ın da bahsettiği, hı-hı, şey tembellik hakkı dediği boş zaman hakkı. Evet. Aslında o yani. Evet. Yani bir, dinlenme. Burada, evet, yani evet, evet. Birilerini çalıştırıyor, bir şey üretiliyor ve bunun üstünden birileri yatıyor, aylaklık, evet, yapıyor, evet, lüks tüketim üretiyor ve bugün dizilerimizi izleyelim. Ya birçok dizilerde zengin erkekler, işte yakışıklı erkekler, güzel kadınlar, iş adamları, cipler, iş toplantıları falan filan, lüks bir hayat imajı bize veriliyor. Bu şey, Gramsci de buna benzer bir şey söyler. Fakirler şey olur der. Ya yoksullara bu zenginlerin hayatları özendirilir ve onlar gibi olacakları ümidiyle yaşarlar. Evet. Biz de gariban televizyon karşısında izleriz. Onun gibi olabilirim diye daha çok çalışayım ama hiçbir zaman onlar gibi olmayacağını bilmez gibi. Ortada bir, evet, adalet sorunu, bir sömürü sorunu. Çok güzel bağladın Kenan Hocam. Tam da süremizin öyle bitmesine mi yakın. Benim toparlayıp da tembellik hakkında söyleyeceğim şeyleri söyledin gitti. Aslında biz bugün, vardır. Sen de vardır muhakkak bir şey daha. Biz bugün tembelliği ne övdük ne yerdik. Tembelliğin bir hak olduğunu, dinlenme olarak bir hak olduğunu konuştuk. Mutlak olarak çalışmanın insanları kendisine yabancılaştırdığını, yine bahsedemedik belki, çalışmak sağlığa zararlıdır. Anne Tabat Moni'nin, hı hı, yine bu iş kazalarıyla alakalı olarak uykusuzluktan kaynaklanan, bedensel yorgunluktan kaynaklanan kazalardan falan bahsedemedik ama biz bugün tembellik üzerinde, onu ne yerlere, göklere sığdırmadık, ne de efendime söyleyeyim yerin dibine batırmadık. Tembelliğin bir hak olduğunu, bunun da ve bir gerçekliğimiz olduğunu, tembeliz abi. Makul dozlar içerisinde hepimizin ihtiyacı olduğunu. Vasat ümmet. Vasat ümmet, evet. Müzisyenlerimize bırakalım sözü. Ahmet Işık Tekiner ve Umut Girişık, Dokken'den Alone Again. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, esenle kalın. Thank you.
Thank you.